Alimin biri bir mescidin köşesinde uykuya dalmış. O sırada orada bir cahil de namaz kılmaktaymış. Kalp gözü açık zatlardan biri tam o mescide girmek üzereyken mescidin kapısında şeytanı ayakta beklerken görmüş. Şeytan içeriye doğru sinsi bakışlarla kapının ağzında süzülmekteymiş. O kalp gözü açık olan zat şeytanı layini görünce demiş ki, ne işin var senin burada? Bu kapının ağzında niye böyle dikiliyorsun? Demiş ki şeytan o kalp gözü açık kimseye, ah demiş şu içeride namaz kılan cahil var ya, onu azdırmak, yoldan çıkarmak istiyorum. Ama mescidin köşesinde uyuyan alimin korkusundan dolayı içeriye adımımı bile atamadım. Eğer o alim şu anda o mescitte uyuyor olmasaydı, çoktan bu namaz kılan cahili elimde muma çevirirdim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Besmele vefayı bize yar eyler. Besmele manayı tacidar eyler. Besmele belayı tarumar eyler. Besmele güç kuvvet bahri izzettir. Rahman ve Rahim aziz Allah'ın ismi şerifine sığınarak Bereket Vakti Ayasofya'dan TRT Diyanet Televizyonu ekranından hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz aziz dinleyenlerimizi ve Diyanet Radyo başında bizi dinleyen aziz dinleyicilerimizi. Efendim hepiniz hoş geldiniz Bereket Vakti Ayasofya'ya. Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününü bitirmek üzereyiz. İlk 10 gününün rahmet olduğu bildiriliyor hadis-i şeriflerde. İnşallah Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'e, İslam toplumuna bu ilk 10 günde Ramazan'ın rahmet oluşundan yararlanmayı, istifade etmeyi nasip etmiştir, nasip etsin dualarıyla başlıyoruz. Aziz seyirciler, sevgili dinleyiciler, Aşr-ı Şerif'i Yunus Balcıoğlu hocamız okudular bize. Memleketimizin güzel sesli hocalarından biridir. Allah sesine nefesine zeval vermesin. Daha uzun yıllar bu millete, bu cemiyete o güzel sesiyle Kur'an-ı Hakim'i tilavet etmeyi nasip etsin. Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocamıza çok teşekkür ederim. Efendim Bereket Vakti Ayasofya'da ilk günden itibaren malumunuz çok kıymetli hocalarımızla Kur'an-ı Kerim'i merkeze alarak Kur'an etrafındaki çeşitli kavramları konuşuyoruz. Bu kavramları konuşmaktan maksadımız Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nde gözüne kulağından ilaç ver sözü fehvasınca belki görüşümüzü, gözümüzü, müşahedemizi, düşüncemizi düzeltmeye, böylece davranışlarımızı düzeltmeye, hocalarımızın, büyüklerimizin sözleri, sohbetleri, nasihatleri, ibretleri fayda olur diye
düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Evvela bendeniz hocalarımızdan dinlediklerimi anlamaya ve gücüm yettiğince yaşamaya çalışıyorum, çalışacağım. Evet efendim, bu akşam çok kıymetli bir hocamız var. Artık Türkiye'de 2017 yılı içinde bulunduğumuz bugün de hocaların hocası sayılabilecek hocalardan biri. Profesör Doktor Celal Kırca hocamız, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli dekanı. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yorduk sizi buraya kadar. Estağfurullah efendim. Şimdi tabii ben tarihçeyi, hayatınızı okuyunca dedim ki yahu hocanın yaşı hayli de varmış. Ama maşallah çok genç, zinde görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, Allah'ın lütfu. Eyvallah. Belki Kur'an'la uğraşmanın da verdiği bir zinde. Hiç şüphesiz Kur'an bereketi de olabilir. Eyvallah. Evet, sevgili seyirciler, hocamız tefsir ana bilim dalında, evet, değil mi hocam? Tefsir ana bilim dalında uzun yıllar ilahiyat fakültelerinde, çeşitli fakültelerde, üniversitelerde, konferanslarda, sempozyumlarda, bilimsel çalışmalarda, yurt dışında Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmeye ömür adamış hocalarımızdan birisi. 67 İstanbul İmam Hatip mezunu. Evet. Doğru değil mi hocam? 40 yıl mı olmuş? Evet. Tamam. Hemen hemen işte 40 yıl olmuş. Yalnız siz aynı zamanda Pertevniyal Lisesi'ni de bitirmişsiniz. Evet, o zaman İmam Hatip okulları üniversiteye gidemiyordu. Üniversiteye gidebilmek için biz fark dersi imtihanı vererek Pertevniyal Lisesi'nde mezun olup Edebiyat Fakültesi'ne de 1-2 yıl devam ettim. Evet. Sonra mı Yüksek İslam okudun? Yok, Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken ben Edebiyat Fakültesi'nde, yani öğleye kadar Yüksek İslam Enstitüsü'nde okuyorduk. O zaman yarım gündü. Öğleden sonra da Edebiyat Fakültesi'nde derslere devam ediyordum. Evet. Hocam ne güzel bir şeydir bu, yani inançtır, idealdir aslında. İmam Hatip'lerin üniversiteye girmesine izin verilmediği dönemde dışarıdan ikinci bir lise okuyorsunuz. Yüksek İslam'a devam ederken de ikinci bir fakültede bizim okuyorsunuz. Bizim o dönemdeki arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bu tarz bir uygulamayla büyük bir çoğunluğu öyle yaptı. Mesela bir kısmı hukukçu oldu arkadaşlarımızın. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Ali Bardakoğlu da öyle zaten. Evet. Hukukçu bir arkadaşımızdır, o da öyle yapılmıştır. Evet, o dönemde böyle iki lise, iki üniversite birlikte, evet, okumak var. Bu takdir edilesi bir şey. Yani bugün bizden küçüklerin tembelliğini görünce hocam, sizin gibi hocalara, zatlara hayran olmamak elde değil. Bunu dürüstçe söylüyorum. Yani size karşı bir şey olsun, iltifat olsun diye değil. Yani sanki kolaylaştıkça hayat, insanlar biraz daha lakaytlaşıyorlar. Biraz da kızıyorum aslında kendimize bunu bizim söylerken. Bizim o dönemdeki nesil diyelim, yani bizim nesil, bilimi amaç edinen, evet, bilimi araç olarak kullanmak istemeyen bir nesildik. Evet. Ama şimdi genellikle gördüğüm istisnaları bir tarafa bırakabiliriz. Belgeyi amaç ediniyorlar. Hmm. Bilgi araç olarak kullanılır hale geldi. Onun için de yeterince bilgi birikimi ve donanımı olmuyor. Evet. İlim olmayınca da cemiyet gün geçtikçe... Evet, bilgi olmayınca da duygular egemen oluyor. Duyguların egemen olduğu, duyguların lokomotif olduğu bir toplumda akıl geri planda kalıyor, bilgi geri planda kalıyor. Onun için bilgili bir hayat, evet, yaşamıyoruz. Yani bilgiye, evet, dayalı bir hayat yaşamıyoruz maalesef. Efendim, Celal Kırca hocamızın 15'e yakın eseri var sevgili seyirciler. Doğrudan Kur'an'la ve Kur'an etrafında oluşmuş gelenekle ilgili, Kur'an ve modern ilimler, Kur'an ve fen bilimleri, Kur'an ansiklopedisi, tefsir usulü, Kur'an ve insan, Kur'an ve bilim, İslami kavramlar, hayatın içinde hayatla birlikte Kur'an'ı anlama gibi eserleri var. Bunlar piyasada popüler okuyucuların bulabileceği eserler. Mesela son saydığım eseri de hocamız lütfetmişler, bugün getirmişler. Hayatın içinde hayatla birlikte Kur'an'ı anlama sorunlar ve yöntemler. Çok değerli arkadaşlarımız, ben elimde tutarken bu kitabı da bir ekrana getirirlerse. Evet efendim. Evet efendim. Hayatın içinde hayatla birlikte Kur'an'ı anlama, Profesör Doktor, çok teşekkür ederim arkadaşlar, Celal Kırca hocamızın eseridir. Hocam şimdi bu akşamki konumuzu Kur'an ve ilim olarak not etmişler yapımcılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok değerli yetkilileri. Kur'an'ı ilimsiz anlamanın, ilmi Kur'ansız tamamlamanın imkanı yok. Bu ikisi birbirinden kopmaz bir bağlam içinde. Dilerseniz şöyle yapalım. Biraz evvel Yunus Balcıoğlu hocamız bize Fatır Suresi'nden
bir Haçlı Şerif okudu. Orada dikkatimi çeken bir ayet-i kerime var. 32. ayet-i kerime. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler var. Onlardan ortada olanlar var. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler var. İşte bu büyük lütuftur buyuruyor. Kitabın miras olması ne demek? Bu mirasçıların üçe ayrılmasından ne anlamalıyız Kur'an ve ilim bağlamında? Ondan önceki ayeti kerimede de ve Ali İmran suresinde geçen bir ayeti kerimede de Kur'an'ın musaddık olduğundan söz eder. Yani Kur'an kendisinden önce indirilmiş kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'un doğrularını tasdik edici bir niteliği olduğunu ifade eder. Yalnız Kur'an'ın sadece tasdik edici bir niteliği yok. Ne var? Kur'an bir taraftan tasdik edici, yani eder, bir taraftan da yanlışları tekzip eder, bir kısmını da tasih eder. Yani Kur'an'ın üç misyonunu görürüz. İbka, iptal ve ikmal diyoruz. Yahut da tasdik, tasih ve tekzip anlamıyla ifade edeceğiz. Şimdi doğruları son kitap oluşu itibariyle geçmiş kitapların doğrularını içinde barındıran, ölçüt olan bir kitaptır. Dolayısıyla bu kitap kavramı üzerinde gerçi tefsircilerin yaptıkları yorumlara ben fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kimisi oradaki kitaptan kastın geçmiş kitaplar olduğunu ifade edenler olsa da hitap peygamberimiz olduğu için yani Kur'an'dır. Yani şunu ifade etmek istiyor orada Yüce Rabbimiz. İnsanlar içerisinden yani İslam ümmeti, Müslümanlar seçilmiş ki ümmeten vasaten bir ayeti kerimede de orada ifade ediyor. Yani siz insanlar içinden çıkartılmış, seçilmiş, hayırlı bir ümmetsiniz. Dolayısıyla bu seçilmişlik Müslümanların diğer insanlar içerisinden hizmete yönelik son ilahi mesajı insanlara yayma, hükümlülük yapma, örnek olma faaliyeti anlamında ifade eder. Ancak buradaki üçe ayırma noktasında dikkat çekici bir noktası vardır. Müslümanlarla Kur'an arasındaki ilişki açısından ele alıyor Yüce Rabbimiz orada. Yani Müslümanların bir kısmının Kur'an'dan uzak olduğunu, Kur'an'ı okuma, anlama, hayata, o bilgilerini onun hayatla yaşama konusunda lakayt kaldıklarını, ilgisiz kaldıklarını, Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadıkları için kendilerine haksızlık ettiklerini, kendilerine zulmettiklerini. Çünkü Kur'an'la yaşanan, Kur'an'ı bilgiyle yaşanan bir hayat doğru bir hayattır, güzel bir hayattır. Hem bu dünyada mutluluk ve huzur veren bir hayattır, hem de ahirette mutluluk ve huzur sağlayacak bir kitaptır. Dolayısıyla Müslümanlar içerisinden bir kısmının maalesef böyle bir tutum ve davranış içinde olduğunu ifade eder. Yani kendisine zulmedenlerden kasıt, yani şüphesiz haksızlık ediyor. Çünkü zulüm biliyorsunuz adaletin zıttı. İşte yerli yerine koyma, yani yapması gerekeni yapmama, haksızlık yapma anlamını ifade eder. Bir kısmı da, önemli bir kısmı da Kur'an'ınla ilgilidir. Kur'an'ın emirlerini yapmaya çalışır, yerine getirirken ama hatalar yapıyor, kusurlar işliyor, günah işliyor. Yani tam böyle Kur'an'ın emrettiği biçimde dört dörtlük, mükemmel, kamil bir mümin ve Müslüman olma niteliğine değil de İşte belli oranda orta seviyede bir yol tuttuğunu ama bir kısmının da Kur'an'ı tam yaşadığını ve hatta yaşamakla kalmayıp birbirleriyle hayırda yarıştıkları, insanlığa hizmet etme yönünde gayret gösterdiklerini ifade etmeye çalışılıyor. Durum da bugünkü vakada bundan farklı olan bir durum değildir. Hocam bu ayet-i kerimede bir zulmedenler var diyor kendi nefislerine. Evet. Birinci grup, ikinci grup ortada duranlar var. Üçüncü grup da hayırda ileri geçenler var. Evet. Bunlar ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın. Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın içinden. Evet. Yani müfessirlerin önemli bir kısmının yorumuna göre bunu söylüyoruz. Farklı anlayanlar da var tabii bunu. Ben o noktaya geçmek istemedim. Şimdi mesela ben Deniz bir sıradan Müslüman olarak bu ayeti kerimeye göre kendimi bir değerlendirmeye tabi tutmalı mıyım? Yani bu ayet Müslümanları Kur'an karşısında üç sınıf olarak kategorize ediyor. Ben kendi meşguliyetim, gündelik ilgilerim, okuma alışkanlıklarım, davranışlarım bakımından mesela bu ayeti kerimeye bakarak
kendimi bir yere koyabilir miyim? Yani bu ayetin pratiğinde hiç, bu var mıdır? Hiç şüphesiz Kur'an'ın bir misyonu var. Kur'an ölçüttür. Resulullah'ın sünneti de tebyindir. Yani Kur'an'ı açıklayan, ortaya koyan, örnek modelleri sergileyendir. Dolayısıyla Kur'an bizim davranışlarımızın, hareketlerimizin, düşünce tarzımızın, inanç tarzımızın, yaşayışımızın kurallarını, bilgisini bize veren, sunan, hangi davranışımızın doğru, hangisinin yanlış, hangi işimizin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tespit edebilecek bize bilgi sunar Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an'ın hüden linnaslık vasfı vardır. Kur'an bildiğiniz gibi iki tane ayet-i kerimede hidayet olduğunu söyler. Bir, bütün insanlara hidayettir Kur'an. İki, muttakilere hidayettir Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'la ilişki kuran her insana Kur'an bir yol gösterir, kılavuzluk eder, yol verir. Yani Kur'an bir anlamda tabir caizse trafik kuralları gibidir. İnsan arabaya biner, yolda sürüyor. Ama yolda trafik kuralları yoksa, hız sınırlarını bilmiyorsa, sağa sola gideceklerini bilmiyorsa yanlışlar yapabilir, kaza yapabilir, hata yapabilir. Kur'an insan hayatının bir anlamda trafik kuralları gibidir. Yani diyor ki hayatınızı şu kurallar, şu çerçeveler içerisinde yaşarsanız, şu kurallara, şu ilkelere göre yaşarsanız siz hayatta doğru yaşamış olursunuz. Hayatı güzel yaşamış olursunuz, Müslümanca yaşamış olursunuz. Kur'an'ın bize vermek istediği mesaj bu. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da niye yapmış oluyor? Çünkü Kur'an insanın fıtratına uygun ilkeleri ve bilgileri bize vermiş oluyor. Yüce Rabbimiz insanı yaratmış. Yaratırken ona duygularıyla, aklıyla, iradesiyle ve vicdanıyla birlikte yaratmış. Yani insanın içerisinde, yaratılışında olumlu duygular da var, olumsuz duygular da var. Tasavvuf terminolojisinde ona nefis diyoruz. Dün akşamki konuşmada da orada bahsedildiğine göre. Fakat bugünkü psikoloji ilmi o nefsin tanımladığı insanı motive eden, harekete sevk eden şeylerin içinde işte sevgi gibi, nefret gibi, öfke gibi, kıskançlık gibi, haset gibi, mal biriktirme, verme, alma gibi yüzlerce duyguların varlığından haberdarız biz. Bu duygularımızın bir kısmı olumludur, bir kısmı olumsuzdur. Dolayısıyla bu duygularımıza göre biz hareket ederiz. Yani bizi motive eder bu duygular. Ama bu duygulardan olumlu olanları var, olumsuz olanları vardır. Olumsuz olanlar zaman zaman işte bize etki etmeye çalışırsa, işte o duyguları dengeleyecek, doğru mu yanlış mı yapacağımızı bize bildiren Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri olacaktır. Yani bir örnek vermek istersek şöyle söyleyelim. Birisi bize bir kötülük yapıyorsa veya bizim hakkımızda konuşmuşsa, suizanda bulunmuşsa veya işte ben daha basit bir örneğinden söyleyeyim. İşte ben birisine bir iyilikte bulunmuşsam ama karşıdaki insan bana o iyiliği yapmamışsa bir dahaki sefere ben de ona iyilik yapmamaya çalışıyorum. Veya o karşıdaki insan bana kötülük yapmışsa ben de adalet şey gereği, kısas gereği diyelim yani evet. Onun, ben de ona karşı kötülük yapayım. Şimdi nefis bunu istiyor. Yani duygularımız bunu istiyor. Örneklemeye çalıştım. Ama Kur'an Fussilet suresinde bize diyor ki iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle savuştur. Göreceksin ki sana düşman olan o kişi sımsıcak dost dolu vermiştir. Şimdi biz nefsimizin dediğini mi yani yapmaya çalışacağız? Yoksa Kur'an'ın dediği yani Allah'ın dediğini mi yapmaya çalışacağız? Nefis diyor ki intikam al. Evet. Ama Allah da diyor ki intikam alma, kötülük yapma, iyilikte bulun. İşte Kur'an'ın yol göstericiliği burada. Eğer sen iyilikte bulunursan, ona devam edersen, sen kazanırsın. Yani evet. Bireyin kazanması açısından. Çünkü nefsini tanrı edinmiş olmuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime daha var. Enteresan bir ayeti kerime. Nefsini tanrı edinenleri gördün mü diyor. Evet. Şimdi nefsimiz bir şey söylüyor. Allah'ımız da bir şey söylüyorsa, biz nefsimizin dediklerini yapıyorsak, onun emrini yerine getirmiş oluyorsak, o zaman Kur'an'ın dediğini, Allah'ımızın dediğini yapmamış oluyoruz. O zaman da Kur'an'ın ifadesiyle nefsi tanrılaştırmaya çalışıyoruz. Toplumumuzdaki temel şeylerden bir tanesi insanların işte egosantrik dediğimiz ben merkezcilik, bencillik, hatta narsistlik derecesine varacak bir takım psikolojik etkilerin altındayız biz. Yani evet. O tarzda yapıyoruz. Bunları dengeleyebilecek, ölçecek, eğitecek, kontrol altına alacak, denetleyecek
bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. O mekanizma da nedir? Akıldır. Akıl, düşünce, anlama yetisi demektir. Yani tanımlamaları. Dolayısıyla akılla siz nasıl, tıpkı bedene nasıl ki su, ekmek gibi gıda ihtiyaçları varsa bedenin, aklın da bilgiye ihtiyacı vardır. Evet. Yani akıl bilgisiz hiçbir iş yapamaz. Bir fabrika gibidir. Siz ona hangi mamülü verirseniz, onu işlediği gibi hangi bilgiyi verirseniz o bilgi üzerinde işlemde bulunur. Ve dolayısıyla düşünce üretir yani akıl. İrade onu üzerinde ısrarla durulmasını sağlar. Dolayısıyla şöyle derler yani bilim adamlarının şeyi. Bir şeyi yapabilmek için önce ilgi, sevgi olması lazım. Evet. Sevgiden sonra bilgi olur. Bilgiyi bilinç düzeyine getirmeniz lazım. Bilinç, şuurlu evet. hale. Bilinç oluşmadan eyleme dönüşme olmuyor. Dolayısıyla salt bilgi yetmiyor. Bilinç olması lazım. Onun için sigaralar üzerinde sigara öldürür yazılıdır ama adam hala içiyor. Evet. Niye? Çünkü onun bilgisine sahiptir ama onun bilincine sahip değildir. Ne güzel örnek. O bilincine yani. Sahip olduğu zaman da bilinçli olunca bilinç de eyleme, amele, etrafa dönüştürüyor. O bilinç, eylem, yapa yapa alışkanlığımız, o da bizim kişiliğimizi oluşturuyor, karakterimizi oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla fıtratımızda var olan o duyguları biz yaptığımız eylemlerle kişiliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Kur'an bize kişilikli bir Müslüman nasıl olur, onun bilgilerini vermeye çalışıyor, onu anlatmaya çalışmış oluyor. Onun için Kur'an çok önemli, Kur'an bilgisi. Bilginin kaynağı zaten insan için ikidir. Bir, vahiy bilgisidir, Kur'an'dır. İki, insanın kendi ürettiği, yani dışarıdaki kendi ürettiği bilgilerdir. O bilgiler içerisinde Kur'an'ın bilgisiyle biz ölçüt olarak onu alıp hayatımızı yaşadığımızda dini hayatımızı doğru yaşamış oluruz, güzel yaşamış oluruz, dengeli ve ölçülü yaşamış oluruz. Evet. Efendim, Celal Kırcı hocamız buyurdular ki, önce ilgi ve sevgi lazım. İlgi ve sevgiden sonra bir bilgi lazım. O bilgi davranışı beraber... Bilinç haline dönüşmesi lazım. O bilginin evet, dönüştürmemiz bilinç, lazım. Bilinç haline dönüşmesi lazım. Ondan sonra da bilinçli bilgi eyleme dönüşmesi lazım. Amele dönüşmesi lazım. Evet. Hocam, şimdi aynı okunan Aşr-ı Şerif'te bir diğer pasajda, önceki ayette, 28. ayette mealen Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Burada Allah'a karşı alim olanların derin saygı duyması. Daha başka meallerde bunu korku olarak çevirenleri de gördüm ben. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan evet. derin saygı diye çevrilmiş. Oradaki alim olmaklığın içeriğinde ne var? Kur'an alimi olmak mı var? Şimdi alim kelimesi ulema çoğulu olmuş oluyor. Alim, ilmi de ilim, bu arada ilimle alakalıdır. İlim bilgi demektir. Bir de ilim ayrı zamanda bilim anlamına da kullanılır. İki anlamda bilgi ve bilim. Bilim dediğimiz şey zaten sistematik bir düşünce tarzıdır biliyorsunuz. Yani evet. Sistematikleştirilmiş düşünce. Kur'an'ın kastettiği o sistematik bizim bilim dediğimiz anlam değil de bilgi anlamındadır. Burada temel anlamda bilenler. Yani ama Kur'an'ın kastettiği buradaki vahiy ile irtibatı, vahiy bilgileriyle alakalı bir irtibatıdır. Yani genellikle baktığınız zaman. Çünkü onu nereden anlamış oluyoruz? Onun iki örneği var. Birisi Nuh'la alakalı, birisi de Peygamberimizle alakalı. Nuh'la alakalı olan Kur'an'daki olay şudur. Biliyorsunuz Nuh gemisi batmıştır. Evladı inanmamış, dağın tepesine evet. çıkarırım demiş. Kurtulamamış, ölmüş. Ama daha önceden Allah-u Teala diyor ki seni ve ehlini kurtaracağım diyor. Oğlu vefat et, ölünce Allah'a niyaz ederek diyor ki Allah'ım hani sen benim ehlimi kurtaracaktın. Hani evet. ne oldu? Dediği zaman Allah-u Teala Nuh'a diyor ki o senin ehlinden değildir. Çünkü o doğru iş yapmamıştı. Yani yaptığı iş doğru değildi. Ondan sonra söylediği Yüce Rabbimizin Nuh'a söylediği şey çok önemli. Diyor ki bilmediğin şey konusunda benden talepte bulunma, isteme. Bilmediğin şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Evet. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Şimdi burada bilmediği şeyi istememe.
Yani hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi. Buradan çıkartacağımız anlam şey şu. Allah'tan talep edeceksek bile, yani biz bu ayetten anladığımız, bildiğimiz şeyler üzerinde talepte bulunmamız lazım geldiğini anlamış oluyoruz. İkincisi, Taha suresinin 114. ayeti kerimesinde Allah-u Teala peygamberimize diyor ki, vahiy geliyor, gelirken o biraz acele ediyor. Vahiy bitmeden hemen acele etme. Sonra Rabbi zidni ilmen diyor. Evet. Yani ilmimi artır de diyor. Yani oradaki bilgiyi, bilginin artılmasını talep etmesini peygamberimizden istiyor. Yani Allah-u Teala peygamberimize bilgisinin artmasını talep etmesini istiyor. İsra suresinde bir ayeti kerimede 12 emir veya 13 emir diye geçen kısımda, orada ayeti kerimede bilmediği şeyin ardına düşme diyor Yüce Rabbimiz. Yani diyor ki, bir şeyi yapacaksan, eylemde bulunacaksan onu öğren, bil, bilerek yap. İnanacaksan da bilerek inan, inkar edeceksen de bilerek inkar et. Yani cahilane bir tavır içerisinde tutma. Dolayısıyla bizden istediği şey bilgili bir yaşayış, bilerek yapmak. Yani o bilinçli yapmak dediğim şey, yani o bilgi seviyesine erişip onu yapmaya çalışmak. Onun için Kur'an bize iki, Kur'an'ın bizimle, insanla alakası, hidayeti demiştik ya, iki konumu var bizim karşımızda. Evet. Kur'an insanı muhatap alıyor. Muhatap olarak insana alan Kur'an'ın iki misyonu var benim karşımda. Bir, inanç objemdir Kur'an benim. Yani insanlara diyor ki, ben buyum, bana inanınız. Ama diyor ki, ister inanın ister inanmayın. Yani dileyen inansın, dileyen inanmasın. Ha, inanan insana da diyor ki, yani ona göre, bu benim bilgilerimdir, bilgi objemdir. Bunun bilgisini alınız, o bilgileri hayatınızda uygulayınız ve yaşayınız. Önce anlayınız ve anladığınızda yaşayınız yani önce. Dolayısıyla Kur'an'ın bilgisine bir Müslümanın sahip olması gerekiyor bu manada. Çünkü Kur'an sadece salt bizim duygusal boyutumuzu, hazzımızı kolaylaştıracak, yani okuma, yani musiki zevkimizi, hazzımızı, duygularımıza hitap eden bir kitap değil sadece. O bir boyutudur, o olacaktır, yazımı bir boyuttur, olacaktır ama asıl amacı Kur'an'ın hidayettir. Ne demek? İnsana yol gösterici, kılavuzluk o bilgilerle. Şimdi insanlar ne yapacaktır? Hayatlarını yaşıyorlar. Yani ben bir örnekle onu hareket etmeye çalışalım. Benim ilkokul arkadaşım vardı, bir müdürdü filan. Babası dedi ki, ben bunu evlatlıktan reddedeceğim. Niye? Benim oğlum dedi komünist olmuş. Bir zamanlar biliyorsunuz çok böyle meşhurdu. Niye dedi? İşte öyle ben edeceğim. Ben dedim ki, bakayım, o Allah'a inanıyor, komünist filan da değil dedim yani. Konuştum, dedi ki, ya ben Allah'a inanıyorum, İslam'a inanıyorum, dinime inanıyorum ama bugünkü vergi adaletsizliğine, haksızlığa, zulme de tahammül edemiyorum, isyan ediyorum. Sonuçta baba sürekli böyle ısrar edince şunu anladım. Oğlum benim gibi niye düşünmüyor, benim gibi niye yaşamıyor, benim gibi niye olmuyor? Temel amacı oymuş. O zaman bunu anlayınca dedim ki, sen Nuh'tan, peygamberden daha yüce bir insan mısın? Yo dedi. Ya dedim ki, bak, Nuh bir peygamberdir ama oğlu inanmayabiliyor. Evet. Hazreti İbrahim bir peygamberdir ama babası inanmayabilir. Peygamberimizin amcaları inanmamıştır. Yani onun örnekleri Kur'an'da çok. Ne yapmış oluyoruz? Baba o sıkıntısını, yaşadığı sıkıntıyı ben giderici bir bilgi verdim. O gitti, ertesi sabah gelerek dedi ki, beni büyük bir yükten kurtardın, rahatladım dedi. Yani büyük bir rahatlık oldu, çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü baba istiyor ki benim gibi olsun. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriyor. Diyor ki, işte sen böyle olabilirsin ama oğlun başka türlü de olabilir. Rahatlamıştı, huzura kam. Yani Kur'an'ı bilgisiyle hayatını normale çevirdi. O stresten kurtulmuş oldu. Bunun onlarca, yüzlerce örneğini bulmamız mümkün tabii bu konuda. Dolayısıyla Kur'an'ı bilgi bize hayatı kolaylaştırıcı, rahatlaştırıcı, mutluluk verici bilgiler sunuyor. Yani. Evet. Kur'an ilmi diye bir şey var yani. Kur'an alimi diye de bir insan grubu var. Bunları anlıyorum ama hocam, genel konumuz Kur'an ilim ve alim. Kur'an'da çeşitli bilgilere dair vurgular var. Faydalı ve faydasız bilgi diye ayrımlar var. Mesela bilmediğin şeyin ardına düşmede ve başka ayet-i kerimelerde hatırlıyorum, boş ve faydasız ilimden, bilgiden de bahsediliyor.
bazı okumalarda hocam şunu gördüm. Tarih boyunca farklı dönemlerde Müslümanlar yaratılışın bilgisini de böyle değerlendirmişler. Şunu sormak istiyorum. Ya bugünkü teknoloji bilgisi, dünyayı, hayatı kolaylaştırıcı, eşyayı dönüştürücü bilgiler. Bu bilgilere Kur'an'da nasıl işaret ediliyor? Şimdi, nasıl bakılıyor? Şöyle ben söylemek isteyeyim. Ormanı tanımak için ağacı tanıma yerine ormanı bir bütün olarak tanıyıp sonra ağaçları tanımak yönteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Önce Kur'an'ın bir genel muhtevasını içerisinde yerleştirirsek daha uygun olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Kur'an insana hitap eder demiştik. Evet. Muhatap insan olduğu için insanın Allah'la olan ilişkisini, Kur'an'ın insanla olan ilişkisini, Kur'an'ın evrenle olan ilişkisine dair bilgiler verir Kur'an. Kur'an'ın Allah'la olan ilişkisini işte iman ve ibadet boyutlarıyla alakalı, evet, kulluk boyutuyla alakalıdır. Buyurun hocam. Evet. İkincisi insanın insanla olan ilişkisi ahlaki boyutudur. Yani erdemli bir toplumun oluşabilmesi için erdemli insan nasıl olur? O erdemler nelerdir? Neler yaparsa bir insan erdemli olur ve erdemli bir toplum haline dönüşür. Onun bilgileri vardır. Bir de evrenle olan ilişkisi var insanın. Evrenle olan ilişkilerine dolayıdır. Kur'an Allah'la olan ilişkisini insanın insanla olan ilişkisine dair ilkeler, kurallar, bilgiler vermiştir. Ama evrenle olan ilişkisine dair Kur'an'da yer alan bilgiler niçin bağlamında ele alan bilgilerdir. Yani evren niçin yaratılmıştır, insan niçin yaratılmıştır, deve niçin yaratılmıştır, gökler niçindir. Buradan amaç da şudur, Allah'ın varlığını, birliğini tanımada araç değer olarak kullanır evreni Kur'an-ı Kerim. Yani bu evrendeki varlıklardan, var olan nesnelerden bahsetti işte sudan, yağmurdan, yıldızdan, attan, deveden, evet, kuştan yani bir sürü yıldızlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar Allah'ın halk sıfatının, kudret sıfatının tecellisi olarak yarattığı varlıkların Allah'ın varlığına birer ayet, işaret, delil olması açısından araç değerler olarak yapmaya çalışıyor. Ama nasıllığını, bunların nasıllığının araştırılmasını insan aklına ve irade, insana terk etmiş görünüyor. Yani bir ayetten, deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış ayeti bunun bir örneğidir. Yani deveyi yaratmıştır Allah-u Teala ama niçin yarattığını bu ifadelerden anlıyor ama nasıllığını insanoğlu aklıyla düşünerek medeniyetler kuracak, mamur edecek, geliştirecek, bilimi artıracak konularda. Onun için Kur'an-ı Kerim şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'de insan hayatıyla alakalı her türlü bilgi vardır orada. Ama o bilgiler bugünkü bizim sistematik bilim dallarının içerisinde ele aldığı gibi sistematik bilgiler değildir. Yani orada ne bir fıkıh bilgisi vardır. Yani fıkıhın ele aldığı fıkıh kitabıdır o. Ne bir kelam kitabıdır, ne bir tasavvuf kitabıdır, ne bir fizik kitabı, ne bir astronomi kitabı, ne bir tarih kitabıdır. Kur'an bir hidayet kitabıdır ama fıkıhla ilgili konular onda yer alır. Kelamla ilgili konular, tarihle ilgili konular, kıssalar, astronomiyle ilgili konular, tıpla, sağlıkla ilgili konuların varlığını orada görmüş oluruz. Ama insanoğlu ne yapıyor? O Kur'an'ı bilgileri kendi bilgi tecrübeleriyle, yani o niçini araştırır, nasıllığını araştırırken bulduğu bilgilerle Kur'an'daki bu ayetleri daha iyi anlamada kullanılan birer veri olarak kullanılmış oluyor. Geçmişte de yapılmıştır, bu bugün de yapılmış oluyor. Ama yapılırken hatalı olanlar var, hatasız olanlar da olmuş oluyor. Yani o nedenle Kur'an bir kere dört tane şeyi bize anlatmaya çalışıyor. Bir, tanım yapıyor Kur'an-ı Kerim. Neyin tanımını yapıyor? Allah'ın tanımını yapıyor, insanın tanımını yapıyor. Evet. İkincisi, konum bilgisi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah karşısında insanın konumu nedir? İnsanın insan karşısında konumu nedir? İnsanın evren karşısındaki konumu nedir? O bilgileri veriyor. Allah karşısında insanın konumu kuldur. Görevi de kulluktur. İnsanın insan karşısındaki konumu Rab'lık değildir, kulluk da değildir. İnsanın birebir eşitliğidir, insandır. Siz de insansınız, ben de insanım. İnsan, insana, yani insan insan olacak. Evren karşısındaki konumu ise halifelik görevidir, sorumluluğudur. Ne demektir o? Evreni tanıyacak,
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz diyor ki, yani insanın dışındaki bütün varlıklar insanın emrine, ay, yıldız, güneş dahil olmak üzere emrine verilmiş, amede kılınmış varlıklar, tasvir kavramıyla ifade musahhar ediyor, yani. Musahhar kılınmıştır. Ne demektir bu? İnsanoğlu evrenindeki bu bilgileri kendi hizmetinde kullanacaktır. Kullanabilmesi hocam, için de tanıması lazım, bilmesi lazım. Hocam müsaadenizle buraya bir mim koyayım mı? Bu içinde bulunduğumuz Ulu Mabet Camii Kebir Ayasofya'nın 15 asra yaklaşan bir tarihi var. Arkadaşlarımız Ayasofya ile ilgili bir hazırlık yaptılar. Kısacık bir video ama sözünüze bıraktığınız yerden tekrar sorarak başlayacağım. İnsanın insanla durumunu eşitlik, denklik olarak Kur'an bize bunun bilgisini veriyor. İnsanın Allah'la durumu açısından insanın kulluğunu Kur'an öğretiyor. Allah'a kulluğunu, evren karşısında ise insanın Allah'ın halifesi olmasını vurgulayarak eşyaya, eşyayı imar etmesini, hükmetmesini dedi kıymetli Celal hocamız. Efendim buradan devam edeceğiz. Şimdi 15 asra yaklaşan tarihiyle Ulu Mabet Camii Kebir Ayasofya'nın tarihine bir göz atacağız. Ayasofya'ya girdiğinizde kuzey yönündeki timpanon duvarlarında karşınıza timpanondaki Patrik mozaikleri çıkar. Timpanon duvarlarından yarım kemerli nişler içerisinde mozaikten yapılmış Patrik figürlerinden günümüze yalnızca 3 tanesi iyi durumda gelebilmiştir. Güney galerinin batı duvarında Deisis kompozisyonuyla karşılaşılır. Doğu Roma resim sanatında Rönesans'ın başlangıcı olarak kabul edilen Deisis sahnesinin yer aldığı pano bulunmaktadır. Panodaki tasvirler, Helenistik dönem tasvir sanatının özelliklerini yansıtmaktadır. Deisis panosu, mozaik tekniği ve tasvirin yapılış şekliyle dikkat çekmektedir. Yüzlerdeki canlılık ve renklerin seçimi açısından oldukça başarılıdır. Bu mozaik, Doğu Roma sanatında ilk çağ resim sanatının ana prensiplerinin yansıtıldığı en güzel örneklerden biridir. Deisis mozaiğinin tarihlendirilmesinde farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte kabul edilen tarih 13. yüzyıldır. Komnenoslar mozaiği. Mozaik panoda İmparator 2. Ioannes Komnenos'la eşi Macar asıllı Erien ve oğulları 2. Alexios yer almaktadır. İmparatorun baş kısmını çevreleyen yazıda Romalıların hükümdarı Porfirogennetos Komnenos ibaresi yazılı olup bu ifade imparatorun babasının saltanatı sırasında dünyaya geldiğini belirten bir soyluluk işaretidir. Panonun yanında yer alan payenin üzerinde ise babası tarafından 1122 yılında tahta ortak edilen ve genç yaşta hastalıktan ölen Prens 2. Alexios yer almaktadır. Mozaikte prensin hastalık yüzünden yüz hatlarının çökmüş ve solgun olduğu görülebilmektedir. Bu mozaik pano imparator ailesinin Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışı sembolize etmektedir. Mozaik pano 12. yüzyıla tarihlenmektedir. Zoe mozaiği. Mozaik panoda İmparator 9. Konstantinos Monomakos 1042-1055 ve İmparatoriçe Zoe betimi yer almaktadır. Bu mozaik pano İmparator ailesinin Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışı sembolize etmektedir ve bu mozaik 11. yüzyıla tarihlenmektedir. Sultan Abdülmecit'in mozaik tuğrası. Dış narteks ana giriş kapısının sağındaki duvarda Sultan Abdülmecit'in tuğrası sergilenmektedir. Tuğra 1847-1849 yıllarında Fossati kardeşlerin Ayasofya'da yaptığı onarımlar sırasında Ayasofya'nın dökülmüş olan altın yaldızlı orijinal mozaik tanelerinden İtalyan usta Lanzoni'ye yaptırılmıştır. Fossati tarafından Sultan Abdülmecid'e hediye edilen tuğra, yuvarlak formlu, altın yaldızlı mozaik tanelerinden meydana gelen zemin üzerine yeşil renkli mozaiklerle işlenmiştir. Mozaik tuğranın dış bordürü, lacivert renkli tek sıra mozaik taneleriyle süslüdür.
Mozaik tuğra tasarım açısından Osmanlı dönemini, kullanılan malzeme açısındansa Doğu Roma dönemini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Evet efendim, Osmanlı bakiyesi hocaların elinde yetişmiş bir hocamız. Artık kendisi de hocaların hocası. Profesör Doktor Celal Kırca hocamızla Erciyes Üniversitesi'nin emekli İlahiyat Fakültesi dekanı hocamızla Kur'an'ı ve Kur'an'da ilmi konuşuyorduk. Ayasofya ile ilgili videoya girmeden evvel hocamız, Kur'an bize üç şeyin sahih bilgisini verir dedi. Bir, insanın Allah'a karşı durumunu, onun adı kulluktur, kulluğun nasıl olması gerektiğini sahih bilgiyle anlatır. İkincisi, insanın insanla olan durumunu, o daha çok ahlakla ilgilidir. İnsan, insanın dostudur. Batılıların dediği gibi insan, insanın kurduğu değildir. Kur'an bize bunu öğretir. Üçüncüsü ise insanın evrenle olan, eşya ile olan, tabiatla olan durumunu bildirir. O da insanın bütün bu evrendeki ay, güneş ve yıldızlar da dahil olmak üzere her şeyin insanın emrine verildiğini, müsahhar kılındığını vurguladılar. Şimdi insanın halifetullah olması bahsi. Oraya girmeden hocam küçük bir anekdot aktarayım müsaade ederseniz. Sosyal medyada bir süredir dolaşan bir caps var. Orada Nobel ödülü almış Aziz Sancar Bey diyor ki 500 yıldır Müslümanlar ilme, yani teknolojiyi üreten şeylerin ilmine, eşyanın ilmine dair bir katkıda bulunmuyor diyor Aziz Sancar Bey. Herhalde sizin vurguladığınız yer bu üçüncü tip bilgi, eşyanın bilgisi. Bunu da bir vazife olarak Kur'an'ın yüklediğini söylüyorsunuz siz halifetullah olmakla ilgili durumdan dolayı. Nasıl anlayalım hocam bunu? Vallahi o sözün doğruluk payı yok değil, var. Şimdi İslam'ın ilk dönemlerine baktığımız zaman da bir İslam medeniyetinin olduğunu biliyoruz. Müslümanlar işte Kudüs'ü fethedip, Mısır'ı fethedip filan gittikten sonra Emeviler döneminde, biliyorsun Abbasiler döneminde Batı kültüründen, yani Yunan felsefesinden Aristo'yu, Batlamyus'u tercüme etmişlerdir. İran kültüründen, belli Hint kültüründen, mesela İbn-i Mukaffa'nın eserlerini tercüme, Kelle ve Dimne'yi tercüme etmişlerdir ve İslami kültürle, İslami bilgiyle bu bilgileri, o doğru bilgileri mezederek İbn Sina, Farabi, evet, daha sonra Batı, İbn Rüşd, Kindi gibi insanların yaptıkları bir medeniyet kurmuşlardır. O dönemdeki anlayışta, Kur'an'da anlayışta şu ilim daha değerlidir, bu ilim daha değerlidir de değil. İlmi mücerret olarak, ilim olarak ele almışlardır. Mesela Kanun Fittıb İbn Sina'nın yazdığı meşhur bir kitaptır. Ders kitabı olarak senelerce okutulmuştur filan, o yapılmıştır. Şimdi bunun gibi yapılmış ama belli bir dönemden sonra, 1500'lü yıllardan sonraki dönemlerde bilimler arasında bir hiyerarşi anlayışı gelişmiştir. Nedir işte bilimler arasında hiyerarşi? İşte İslami ilimler, dini ilimler daha öndedir ama mesela matematik, astronomi gibi ilimler daha gerilerdedir. Geçenlerde ben Halil İnancık Bey'in bir kitabını okudum. Evet. Ali Kuşçu Rasathane'yi yaptıktan sonra, 3 yıl sonra biliyorsunuz yıkıldı Rasathane. Sebebini de şöyle izah etmiş oluyor. Ali Kuşçu astronomi yapıyordu orada. Evet. Ama Fatih devri değil mi hocam? Evet. Beklentileri ama insanların beklentileri bir kısmı astroloji açısından. Yani yıldızlar şöyle yapacak, karakteri böyle. Öyle bilgiler vermediği için, yani kızdıklarını ifade ederek söylemeye çalışıyorlar. Zamanla işte şu bilime ne ihtiyaç vardır, şu bilime ne ihtiyaç vardır, şu bilime ne ihtiyaç vardır gibi bir noktalara kadar getirmişlerdir. Ve dolayısıyla 1882 yılında zannediyorum Sorbonne'da Ernest Renan bir konferans veriyor zaten. Evet. Diyor ki İslam bizatihi bilime karşıdır. Medeniyete karşıdır. Bizatihi geriliği filandır diye söyleyince işte o zaman İslam aleminde bir aksuamel, tepki doğuruyor. İşte Cemalettin Afgani çıkıyor, Abdu filan daha sonraki dönemlerde. Namık Kemal'in de bir Namık Kemal'in Renan Müdafaa Namesi var, meşhurdur yani. Hı, o yapmış evet. Oldular. Yani İslam'ın tekrar bilime karşı olmadığı, medeniyete karşı olmadığı, medeniyet-ilim ilişkileri üzerinde yeniden Kur'an'a dönmeye
bir uyarıcı nitelik de arz etmiş oluyor. Onun için şöyle zamanla yapılıyor işte, savunmacı bir refleks oluşuyor. İşte Batılılar bir şey bulduğu zaman da işte diyorlar ki işte bu Kur'an'da vardı, şu vardı, evet, işte bizde de var filan. Yani bu kendi becerimiz, kendi kabiliyetimiz, kendi imkanlarımız olmadan işte benim dedem şunu yaptı, benim dedem yaptı psikoloji içerisindeki bir hareket tarzını da andırmış, evet, olmuş oluyor. Yani dedem onu yapmış olabilir de ben ne yapıyorum? Evet. Yani bugün biz ne yapıyoruz? Yani önemli olan benim ne yaptığımdır. Gerçi dedemle övüneceğim yaptıklarıyla ama bugün bir de kendim yaptığımla övünmemiz lazım gelecek. Fakat şu da memnuniyet verici bir durum görmüştür ki, yani son zamanlardaki bilimsel anlayış, dini anlayışlardaki gelişmeler, yani tekrar o eski ilk çağlardaki İslam'ın medeniyet kurma anlayışına doğru bir özlemin, bir bakış açısının gittiğini ben görüyorum ve düşünüyorum. Hocam, dolayısıyla bu da umut verici bir nitelik arz ediyor. 40 yıldır bu alanda hizmet eden birisinden mesela bunu duymak, benim gibi genç evladınız yaşında, beni çok sevindirdi. Yani siz şu anda Kur'an'la meşgul kimselerin, Müslümanların İslam'ın ilk dönemlerindeki gibi tekrar bilimle uğraşmaya yönelik bir gayretleri, çabaları olduğunu söylediniz. Fakat biz kendi memleketimizde de şöyle kolaycılıklar görmedik mi hocam? İşte bir şey bulunuyor, bir teknolojik gelişme. Aa diyorlar, bu Kur'an'da vardı. Falan yerde bu Kur'an'da işaret edilmişti. Hatta bu şimdi bilimsel verilerden böyle ebced gibi, cifir gibi daha acayip yorumlara kadar ulaştırıldı. Şimdi Kur'an ve ilim başlığı altında yaptığımız bu programda eğer aykırı görmezseniz sorayım. Bunları nasıl dinleyeceğiz, nasıl anlayacağız? Vallahi dedim ya konuşmamın başında, Kur'an'ın bir ölçüt olduğunu söyledim. Evet. Şimdi Kur'an'ın bir ölçüt, oradaki bilgileri. Önemli olan burada şunu ifade etmeye çalışalım. Biz Kur'an'ı nasıl anlayacağız sorusu ortaya çıkmış oluyor. Şunu ifade edeyim. Kur'an üç türlü anlama tarzı var. Bugünkü uygulamada görüldüğü, evet, zamanda görülüyor. Birincisi basit ve yüzeysel anlama dediğimiz. Herkes Kur'an'ı açıyor, herkes Kur'an'ı okuyor, bir şeyler anlıyor. Bu bireysel anlamadır. Doğru da anlayabilir, yanlış da anlayabilir, farklı da anlayabilir. Bunun çok fazla bir zararlı olduğuna düşünmüyorum. Yani şüphesiz bireysel zararı olabilir ama kitleleri etkilemediği için çok fazla olur. İkinci anlama tarzı sistematik düşünceye bağlı anlama tarzı. Ona ben ideolojik anlama diyorum. Yani herhangi bir düşünce sistemine sahip oluyorsunuz, bir fikre sahip oluyorsunuz, bir görüşe sahip oluyorsunuz. O görüşü ispat etmek için, o görüşü desteklemek için siz Kur'an'ı referans olarak, yani daha doğrusu malzeme olarak kullanmış oluyorsunuz. Yani Kur'an'ı anlamaya yönelik bir amaç olmuyor da kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi ispat etmenin bir aracı olarak Kur'an'ı anlama, ayetleri anlama noktası. İşte bu kötü olan ve zararlı olan tarafı bu olmuş oluyor. Çünkü o zaman parçacı ve alancı bir anlam oluyor. Kategorik bir anlam olmuş oluyor o zaman. Bir ayeti alıyor, Kur'an böyle diyor diyor. Halbuki Kur'an öyle demeyebilir. Ayette bir başka şey ifade eder, bir başka ayette fark. O Kur'an bütünlüğü içinde onun bir yeri vardır. Hani bu Legolar var ya biliyorsunuz, evet, o Legolar işte yerleşti. Kur'an-ı Kerim'i büyük bir Lego olarak düşünecek olsak ayetlerin her birinin bir yeri vardır. O bütünlük içerisinde onun bir yeri vardır. Ortaya koymamız lazım gelecek. Bunun içinde ne yapılması lazım? Üçüncüsü bir metodolojik anlama olması lazım. Metotlu, doğru bilgi de zaten üretimde o demektir. Ne demektir? Şimdi Kur'an-ı Kerim dedim ya, bir tarih kitabı, bir coğrafya kitabı, bir yeryüzü, bir maden değil. Oradan bir şey keşfetmiyoruz. Kur'an her şeyden önce bir sözdür, bir hitaptır. Sonra yazılı hale. Nasıl ki sözde ben seni anlıyorsam, sen beni anlıyorsan, burada anlama merkezli bir yöntem kullanmamız lazım. Anlamanın da Kur'an'la alakalı önemi şudur. Kur'an bir dille ifade edilmiştir. O dilin mantığına ve o dilin kurallarına göre anlamak lazım geliyor. Çünkü her dilin bir mantığı vardır. Arapçanın da bir mantığı vardır. Arap dili mantığına göre, yani dil mantığına göre, ona dil bilimsel anlama diyoruz biz. O kurallar içerisinde anlaşılması lazım. Yani kavramın içini boşaltıp oraya doldurmak, yeni bir anlam ikra etmek bugünkü sorunlardan bir tanesidir. Yani Kur'an'ın demediğini biz dedirtmiş oluyoruz. Yani oradaki sorun orada olmuş oluyor. İkincisi, bir söz bir bağlamda konuşuluyor.
O bağlamla, iç bağlam diyoruz ona, bir de dış bağlam var. Yani bağlam dediğimiz nüzul ortamıdır, nüzul sebepleridir. O sebeplere göre ayeti kerimeler gelmiştir. O sebepler ayeti şekillendirmemiştir ama o günkü olaylar, hadiselere ayetin bir bakış açısı vardır. Bir yönü vardır, onu aktarma şekli vardır. Ona bir bakış açısıyla bize gelmiş olur. Onu yakalamaya çalışmamız lazım gelecektir. O doğru anlama nispeten diğer iki anlamaya göre daha doğru bir anlama tarzı olacağını ifade etmek istiyoruz. Bu bilimsel boyuttaki bir anlamadır. Bunu ehilleri yapmaya çalışıyor, yapacaktır. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamada o tür söylenen, yapılanlar bireysel anlamaların sorgulanması gerekiyor. Yani evet. Biz şimdi şunu da yapmış oluyoruz. Gerek geçmişte olsun, gerek günümüzde olsun yapılan yorumlara baktığımız zaman eleştiriyoruz ama eleştiriyi biz müzakere tarzı değil, eleştiri tarzı değil de münazara üslubuyla yapmış oluyoruz. Ne demek istiyorum? Yani eleştiride şu var, müzakerede şu var. Ali Bey şunları söyledi ama şuraları doğru ama şurası da yanlış. Şurası evet. Şu kadar doğru, şurası şu kadar yanlış. Doğruları ve yanlışlıkları birlikte anlatmak vardır. Ama münazara yönteminde o yoktur. Münazara yönteminde ben bir şeye inanırım, savunmasını yaparım. Orada amaç kazanmaktır. Evet. Yani dolayısıyla bugünkü bilimsel tartışmalarda, o medyalarda gördüğümüz şeylerde müzakere üslubu yok. Evet. Münazara üslubuyla müzakere adı altında yapılmaya çalışıyor. Yanlışlık burada. Hocam iki tane soru soracağım ama herhalde Açlı Şerif için, ikinci Açlı Şerif için vakit daraldı. İzin verirseniz ikinci Açlı Şerif'ten sonra sorayım. Birincisi bu, sizin anlattıklarınızdan anlıyorum ki Kur'an aslında pasif bir metin. Yani evet. Okuyucusunun idrakine göre şekil alabilmek imkanı var anlam açısından. Bir bunu soracağım. Bir de bu bilimsel bağlamla ilgili yine bir sorun var hocam. Ama izin verirseniz sevgili seyirciler, bereket vakti Ayasofya'da Kur'an ve ilim bağlamında çok kıymetli Celal Kırca hocamızla devam edeceğiz. Hocamız gerçekten Kur'an'a bakışımızı, Kur'an anlayışımızı değiştirecek önemli noktalara işaret ediyorlar. Efendim Yunus Balcıoğlu hocamız, Mimar Sinan Camii İmam Hatibi hocamız, Ali İmran suresinden bir Açlı Şerif okuyacak. Sonra bereket vakti Ayasofya'ya devam edeceğiz efendim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يغفر
فَعَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ رَبُّنَا الْوَهَّابَ. Evet efendim, bereket vakti Ayasofya'ya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, aziz dinleyenler. Artık İstanbul için imsak vaktine doğru yaklaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz Yunus Balcıoğlu hocamıza. Allah nefeslerine, seslerine zeval vermesin. Profesör Doktor Celal Kırca hocamızla Kur'an ve ilim bağlamını konuşuyoruz. Biraz evvel bu Aşr-ı Şerif'ten önceki sorum, akımda Kur'an'ın anlamının pasif olduğu ve anlayıcıya göre
şekillenebileceği ya da anlayıcının kendine göre şekillendirebileceğine dair vurgumu soracağım ama Haçlı Şerif okununca Ali İmran suresinde hocam şimdi burada 1 ve 9. ayetleri okudu Yunus hocamız Ali İmran'dan. Orada efendim 7. ayette özetle buyruluyor ki mealen Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, bazı ayetleri müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlere sarılırlar. Oysa onun gerçek manasını ilimde derinleşmiş ya da rasih olanlar daha iyi bilir buyuruyor. Niye müteşabih ayet Kur'an'da bulunuyor hocam? Hepsi muhkem olsaydı da hiç bu durumlar ortaya çıkmasaydı iyi olmaz mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arapça nazil olmuş bir kitap. Evet. Allah Arapların kullandığı dili kullanarak bize ifade etmiş oluyor. Bu dilin mantığı içerisinde hakikatler var, mecaz var, istihareler var. Birbirleriyle çok anlamlı kelimeler var. Farklı farklı kelimeler var. Şimdi mesela şöyle söyleyelim, Türkçe'de de var. Ben size kıssam da yüzsüz dediğim zaman da siz ne anlayacaksınız? Veya bir kasabın yanında bulunduğum zaman da yüz dediğimizde ne anlayacağız? Denizin kenarında yüz dediğimizde ne anlayacağız? Veya alışveriş yaparken yüz kelimesini kullandığımız zaman da ne anlayacağız? Şimdi çok anlamlı kelime, dilin mantığı özelliği var. Allah-u Teala da tabii insanların kullandığı dili kullandığı için oluyor. Bir ikincisi şu var, Kur'an-ı Kerim daha çok soyut alanla ilgili bize bilgiler veriyor. Allah'ı tanıtıyor dedik. Allah somut bir varlık değil, soyut bir varlık. Cennet soyut bize bugün dünyaya göre. Cehennem, ahiret, ahvali. Dolayısıyla bunlarla alakalı konular var tabii orada. Şimdi sorun şuradan kaynaklanmış oluyor. Bizim aklımız soyut varlıkları anlatırken bazen somutlar üzerinden yapmaya çalışılıyor. Söz gelimi söyleyeyim. Yedullah dediğimiz zaman Allah'ın eli diyorsunuz diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah soyut bir kavram ama el somut bir kavram. Evet. Dolayısıyla soyut üzerinden somutu mu anlayacağız? Somut üzerinden soyutu mu anlamaya çalış. Yani elden giderek Allah'ı mı anlamaya ki öyle yapmış müteşebbihe bir kısım vardır. Bir kısmı da tabii genellikle çoğunluk İslam uleması Allah üzerinden eli anlayarak tanımlamaya çalışmışlardır. Yani müteşabih ayetlerin hem lafızla çok anlam, benzeşme demek. Çünkü birbirine benzeyen demek. İkizler vardır. İkiz. Bazen onu ayrıntılı olan annesi babası ikizleri tanır. Tanır. Yani her çoban 500 tane koyunu da olsa onu tanır. Ama ben koyunlara baktığı zaman hepsi bana göre aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla o benzeşmelerdeki ayrıntılara dikkat etmek gerekmiş oluyor. Şimdi kalplerinde o müteşabih dediğimiz o tür ayeti kerimeler. Yani birbirleriyle benzeşen acaba nedir ne değildir diye sorduğumuz zaman da. Onun için tanımlamalarda muhkem ayet anlamları netleşen yani çok fazla sorun olmayan anlaşılan mesela işte diyelim ki hamd Allah'a mahsustur dediğimiz zaman çok fazla bir yorum gerekmiş olmuyor. Ama yedullah dediğimiz zaman orada işte anlamlar ortaya çıkmaya çalışılıyor. Allah arşa istiva etti dediğimiz zaman cennetle cehennemle ilgili konularda olur. Allah'ın vurgulamak istediği Yüce Rabbimizin o ayeti kerimede şöyle odur. Şimdi diyor ki siz müteşabihler üzerinde pek fazla böyle durup da şey yapmayın. Yani daha çok muhkemlerle ilgilenin, yapın. Ayrıntılarının bir kısmını zaten biz bilmiyoruz. Mesela diyelim ki işte cennetin nasıl olacağını, cehennemin nasıl olacağını, ahvalini bilmiyoruz. Gerçi bazı müfessir arkadaşlarımız bu ayeti kerimeyi Necran Yahudileri, Hristiyanları gelmiştir. Hı. Hazreti İsa ile Peygamberimiz arasında nüzul sebebi odur orada onu bahsediyorlar. Evet. Bir kısmı Yahudilerdir diyorum harufu mukattalar üzerinde, sorduğular üzerinde. Şimdi orada eğer Necran Hristiyanları ile ilgili konuşmada Allah'ın kelamı ve ruhu şeklindeki tarzında ifade edecek olursak ya oradaki işin niteliği ve yani nasıl Hazreti İsa'nın doğumu, yapılışı, işte ilk aydışı o konu bizim bu meçhulümüzdür. Yani o konunun üzerinde fazla durmayın. Allah ne diyor orada?
işte babasız dünyaya geldi diyor. Tamam, öyleyse öyle kabul edin. Fazla üzerinde derinlemesine şöyle miydi böyle miydi diye araştırma yapmayın. Onu ancak Allah bilir. Ama bir de tabi orada ayeti kerimede eski geleneksel selef alimleri dediğimiz şeyler onu Allah'a ait olmuş, insanlar bilemez demişlerdir. Ama müteahhirun alimler, yani sonraki dönemde alimler, o verrasihune fil ilmi, Allah bilir. Allah'la birlikte ilimde derinlemesine sahip olanlar da bilir şeklinde onu ifade etmeye çalışmışlardır. Yani müteşabih ayetlerin bir kısmı bilimsel gelişmelerle, yani belli noktalarla anlaşılabileceği, derinlemesine bilgi sahip olanlar tarafından ifade edilmeye çalışıyor. Ayet bunu söylüyor. Hocam şimdi bir önceki bölümdeki konuşmanızdan Kur'an'ın anlamının anlayıcı karşısında pasif olduğuna dair bir cümle sarf ettim. Ama şimdi bu sarf ettiğim cümleden dolayı da korkuyorum. Acaba günaha girdim mi, yanlış yaptım mı diye. Siz ne buyurursunuz bu hususta? Ya şimdi Kur'an-ı Kerim, bakınız zaten bizim geleneksel kültürümüzde Kur'an'a bir saygı var biliyorsunuz. Amenna. Osman Gazi'den kaynaklanan bir anlayışın işte nedir? İşte ayağını uzatmamıştır, orada duruyordur. Gelinlik kızlarımız güzel koyarlar, asarlar. Yani Kur'an-ı Kerim Akif'in dediği gibi, yani ne fal bakmak için, ne mezarlık dokunmak için, ne de asmak için değil. Kur'an sürekli canlı hale getirmek gerekiyor. Şimdi Kur'an'ı canlı hale getirmenin anlamı şu, Kur'an bize orada duruyor zaten. Ben Kur'an'a gidersem Kur'an bana geliyor. Yani bizim Müslümanların Kur'an'a bir yolculuk yapması lazım. Biz Kur'an'a yolculuk yapmadıkça Kur'an bize gelmiyor. Biz Kur'an'a gidiyoruz. Dolayısıyla bugünkü temel sıkıntımız da zaten buradan kaynaklanıyor. İstiyoruz ki Kur'an bize gelsin ama Kur'an bize gelmez. Yani şunu ifade etmek isteyeyim. İslam'ın temel ilkesi şudur. Çalışarak zengin, okuyarak bilgin, bilgi sahibi olarak mütefekkir, ibadet yaparak abid olunur. Çalışmadan zengin, okumadan bilgin, bilgi sahibi olmadan mütefekkir, ibadet yapmadan abid olunmaz. Temel nitelik burada insanın eylemde bulunması, aktifte, fonksiyonel olması, gitmesi, araştırma yapması. Zaten Kur'an bunu bize söylüyor. Ne diyor? Yeryüzünü araştırın, dolaşınız, geziniz. Yani bu bilimsel, pozitif bilimlerle ilgili olarak olduğu gibi. Kur'an'la da ilgili, Kur'an'la sorunlarınızı çözmek için Kur'an'a bir müracaat ediniz. Kur'an'a bakınız, Kur'an'da ne diyor, ne yapıyor. Yoksa sünnete geliniz. Çünkü şeyin İbn-i Kesir'de bir yorum var, çok hoşuma gider benim o yorum. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyiniz ayeti kerimesini açıklarken İbn-i Kesir, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderen Peygamber Efendimiz giderken neyle hükmedeceksin? Kur'an'la. Sonra neyle? Bulamazsan sünnette. Sünnette bulamazsan içtihat ederim. Anlayışını yaparak öncelikle bizim Kur'an'a müracaat etmemizi, yani onda yoksa sünnete yoksa içtihat etmemizi ifade eden bir yorumunu anlatır İbn-i Kesir orada. Buradan şunu anlatmak istiyoruz. Yani biz önce bir Kur'an kültürüne, Kur'an bilgisine sahip olmak için ona müracaat edip ona gitmemiz lazım, okumamız lazım. Onun için de okumak lazım. Okumadan onun bilgisine sahip olmamız mümkün olmuyor. Ya dinleyeceğiz ya okuyacağız. Şimdi siz okuyacağız deyince hocam, popüler bir problemdir bu da, yani gündemdeki bir problem. Meal okuyarak yeni mezhep, tutum ve yol inşa edenler, icat edenler var. Okumaktan kastınız nasıl, ne tür bir okumaktır? Şimdi onu da ifade edeyim. Tabii bu yüzeysel ve basit bir okumadır. Sathi bir okumadır. Bilim, yani metodik bir okuma değildir. Onu anlatmak istiyorum. O tür okumalar faydasız noktalar, hatta zararlı noktalara kadar götürdüğünü görmüş oluyoruz. Çünkü ben bazen bakıyorum meallerden hüküm çıkartmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek isteyeyim. Şimdi mealler okunmalı, kültür olmalı ama meallerle birlikte, tefsirle birlikte okunmalı. Yani o tefsirli olacaktır. Onun için de Kur'an'ı anlatan böyle kısa özlü tefsirlerin de ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımız karşıladı, o Kur'an yolu. Güzel bir şey olarak onu ifade etmiş olayım. Yani Müslümanlarımız onu alıp onun meallerini, orada mealli de var zaten okuyor. Onun kısa özet açıklama tefsirleri de vardır. Böylece tefsirli bir şekilde, açıklamalı bir şey, yani yorumlu bir şekilde anlarlarsa daha sağlıklı, daha metodik bir Kur'an kültürüne sahip olabilirler. Salt şeyden, meallerden hareket edilirse orada bir yanlışlıklar var.
Yani dolayısıyla o yanlışlıkları meal yazanlar da yapıyorlar. Onu da size söyleyeyim. Yani meal yapanlarda da bu tür yanlışlıklar da görmüş olur. Yani onu da zaman zaman tespit etmiş oluyoruz. Yani evet. Salt mealle kalınmaması gerektiğini ifade etmek istedim. Hocam Hazreti Ali'ye atfedilen, yani hakikatini bilmediğim için atfedilen diyorum. Daha önceki bir iki hocamıza da sordum ama size de sormak isterim tam yeri gelmişken. Kur'an suskundur. Onu işte alimler ya da biz konuştururuz bağlamında bir söz. Ne anlaşılır bu sözden? Benim anladığım kadarıyla o söz, hatırladığım kadarıyla Hazreti Ali birisine giderken, gönderirken sen o kendisiyle muhalif olan kişilerle, diyelim ki belki haricilerle veya diğerleriyle, onlar tutucudur. Onlar belli ilkelere, kuralları vardır. Onların dışına çıkmazlar. Siz onlarla Kur'an'la anlattığınız zaman orada onlar ona karşı bir başka ayet de bulup şey yapabilirler. O nedenle siz değil de daha çok farklı bir kulvarda cevap veriniz. Benim zihnimde kalan, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bilgi var bende. Fakat şu sözü doğru. Neyi doğrudur? Çünkü Kur'an orada duruyor. Zaten Kur'an bize konuşmuyor. Ama bunu iki şekilde, ben ona gidersem, Kur'an okuduğun zaman Kur'an benimle konuşur. Bu doğru anlama, yani bu tarzda. İkincisi, ama önemli olan benim Kur'an'a gidişteki maksadım ve gayem burada çok önemli arz etmiş oluyor. Ben Kur'an'ı anlamak için, hayatıma tatbik etmek için, onun bilgi almak için gidersem, doğru bir bilgilenme elde etmiş olurum. Ama öyle değil de, sahip olduğum bir fikri, bir düşünceyi, bir ideolojiyi aramak için Kur'an'a gidip de ondan bir şey alırsam, o zaman kendime göre Kur'an'ı konuşturmuş olurum ki geçmişte yapılan birçok yorumların temelinde bu mantık yatar, burada yapmış oluyor. Burada bir şey daha ifade etmek isteyeyim ben. Sahabe döneminde ve daha sonraki dönemlerde, önceki dönemlerde Kur'an daha böyle objektif, daha böyle bütüncül anlaşılma noktalarının olduğunu görüyorum ben. Fakat demin felsefe, İslam medeniyeti yapıldı derken Aristo'nun bir de mantık kitabı, Organon tercüme edildi. Eperi tarafından İsa Goji diye meşhur. İsa bizim Goji, evet. Medreselere girip, yani ilim girip de okutulmaya başlayınca Aristo mantığıyla Kur'an'a yaklaştığımızda sorunlar oluşmuştur. Aristo mantığı, iki değerli mantık, pozitif bilimlerde olumlu sonuçlar vermiştir. Fizikte, kimyada, biyolojide, tabii orada bir şey. Ama anlama ile alakalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim fizik kitabı gibi, coğrafya gibi, yani böyle pozitif bir kitap değil. Yani anlamaya dayalı bir kitaptır. Anlamanın da yönteminde iki değerli mantığı kullandığınız zaman, o zaman ne yapmış oluyorsunuz? Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyorsunuz, bir kısmını da reddetme gibi bir duruma düşmüş oluyorsunuz. Cebriyeci anlayış, Mutezili anlayış bunun bir yansımasıdır. Nedir işte, birisi Allah'ın mutlak iradesini esas alıyor, kulun iradesini devre dışı bırakıyor. Öbürü de kulun iradesini esas alıp Allah'ın iradesini devre dışı bırakmaya çalışmış oluyor. Bu Aristo mantığının, iki değerli mantığının sağladığı olumsuz bir yorum tarzıdır. Halbuki işte o Fatır suresindeki ayeti kerimede o üçlü taksimde iki değerli mantık yok orada. Kur'an'da iki değerli mantık örnekleri de var. Üç değerli mantık, yani çok değerli mantık örnekleri de vardır. O nedenle biz Kur'an'ın mantığını da, üslup mantığını da yakalamamız lazım gelecektir. Bizim bugünkü temel sorunlarımızdan bir tanesi Kur'an'ın dil mantığını yeterince bilemeyişimiz. Dili bilemeyişimiz demiyorum, bakınız. Dil mantığını yeterince bilemeyişimiz. İkincisi Kur'an'ın üslup mantığını yeterince kavrayamayışımız. Aristo mantığı, iki değerli mantıkla Kur'an'ın üslup mantığını anlamaya çalışmış olmamızdır. Evet. Temel sorunlarımızdan bir tanesi odur. Bu bizim bilim adamlarımızın temel sorunudur. Bunun öncelikle bir çözüme kavuşması lazım gelecek, bir sorun olarak görülmesi lazım geleceğini düşünüyorum. Hocam ben şunu anladım, yani Aristo'nun tarif ettiği akıl ve o akla uygun olarak koyduğu mantık kuralları bazen Kur'an'ın bütün ayetleri için doğru yoruma ulaşmamıza yardımcı olmayabilir. Olmayabilir, çok güzel. Bazen Aristo mantığıyla Kur'an'a yaklaştığımızda yanlış sonuçlara ulaşabiliriz. Evet. Çünkü Kur'an Aristo'nun ya da diğer filozofların söz konusu ettiği gibi sınırlanabilir, bütünüyle sınırlanabilir bilgi içermez. İçermez. Daha üstte bilgiler, mesela ahiret
gibi, işte cennet ve cehennem ahlakı gibi, Zat-ı Ecelli Âlâ'nın soyut olması gibi bilgileri de içermektedir buyurdunuz. Hocam devam edeceğiz son bölümde ama biz bereket vakti Ayasofya'da programın son bölümünden önce mutlaka kıymetli seyircilerimizle, aziz dinleyenlerimizle Kur'an'dan bir peygamberin duasını paylaşıyoruz. Güzel. Dualarımızla dilimizi o dualara çözelim, açalım istiyoruz. Efendim bugün İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hazırlamış arkadaşlarımız. Şimdi Hazreti İbrahim'in dilinden Kur'an'da aktarılan duaları dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Sonra Celal Kırca hocamızla son bölümde yine birlikte olacağız. Her türlü noksanlıktan uzak olan Azze ve Celle. Yaratıklarına hidayet bahşeden Rabbim. Taşlanmış yürekleri hidayet nuruna yumuşatansın. Yüreklerdeki ateşi güle çevrensin. Korkunla yanan tenleri serinleten sensin. İyilikleri gönüllere nakşeden sensin. Hatadan, gafletten münezzeh olan Rabbim. Bedeni temiz, yüreği kirli olanlardan eyleme. Taşların arasından çiçekler açtıran Rabbim. Gaflet uykusuyla ömrünün kıymetini bilmeyen bu kulunun kalp gözünü aç. Ateşte yanan ruhuma bir nebze serinlik için sana Hazreti İbrahim'in duasıyla yakarıyorum. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Amin. Evet efendim, bereket vakti Ayasofya'da son bölümdeyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını hazırladılar bizim için, sizlerle paylaştılar. Hocam şimdi Kur'an ister o buyurduğunuz üç ilişkiye dair sahih bilgiler içermesi açısından, isterse diğer hususlarla ilgili mutlak yol gösterici bir metin. Evet. Yani vahiy mahsulü ama biz bizzat indiği duruma şahit olmadık. Onun yazıya geçirilmiş, bize aktarılmış haline şahit olduk. Kur'an kulluk bakımından mutlak yol gösterici metin ama bu yol göstericilikte anlaşılması bakımından Hazreti Peygamber'in örnekliği de mutlak değil mi hocam? Evet. Yani Peygamberimizin iki misyonu vardı. Yani bütün peygamberlerin de iki misyonu var. Bir, Allah'tan aldığı emirleri tebliğ etmek. İki, onların içerisinde halkın anlamadığı konuları veya mücmel olan konuları tebyin etmek, açıklamak, yani beyan etmek. O onun peygamberlik görevinin gereğidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ait örnekler verilir. Peygamberimizin de hayatıyla alakalı örnekler verilir. Bu örnekler değişik açılardan olunur. İşte diyelim ki Davut'un zırh yapmış olması, Süleyman'ın saraylar inşa etmiş olması, filanın hasta, Eyvallah'ın hasta oluşu, Musa'nın şöyle yapışı gibi örnekler verdiği gibi değişik açılardan, hayatın değişik açılarından, yani Allah'la olan ilişkileriyle bakın, insanlar arası ilişkilerde, ahlaki ilişkiler, sosyal ilişkiler, ekonomik ilişkilerle alakalı bilgilerde, onların hayatlarında, sanayiyle alakalı konularda da bilgiler bulduğumuz gibi, dua konusunda da örneklikler evet. bulabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte Hazreti Adem'in duası vardır, işte
biz nefsimize zulmettik, merhamet etmezsen, rahmet etmezsen biz hüsranda oluruz gibi. Her peygamberin böyle duaları vardır. Hazreti Musa'nın duası vardır, İbrahim'in duası vardır. Peygamberimizin de Kur'an'da duaları dua vardır. Dua kulluğa dahil değil mi hocam? Şüphesiz dua şudur. Yani Allah'la insan arasındaki ilişki şudur. Bir iman ilişkisi vardır. İnanıp inanmama o konuda. İkincisi kulluk ilişkisi, ibadet ilişkisi vardır. Yani ibadet kulluğun bir parçasıdır. İnsan olmak da kulluğun bir parçası, ahlaklı olmak da. Yani şunu da söylemiş olalım. Bugünkü şeyden hareketle, toplumdaki hareketle edersek, bir kulluk dindarlığımız vardır. İki ahlak dindarlığımız Allah vardır. Allah. Üç halifelik dindarlığımız vardır. Hocam, yani salih amel dindarlığı. Bunları bir daha söyleyelim. Bir kulluk dindarlığımız var. İki ahlak dindarlığımız var. Üç ameli salih dindarlığımız. Dindarlığımız. Bu üçü birleştiği zamanda biz Allah yani kamil, olgun Allah katında bir kul olmuş olacağızdır. Şimdi kimimiz kulluğu önceliyoruz, ahlakı dışarıda bırakıyoruz. Kimimiz ahlakı önceliyoruz, kulluğumuzda ihmalkarlık yapıyoruz. Ama genelde İslam alemi maalesef bugün, onu da üzüntüyle söyleyelim, kullukta veya işte ahlakta belli bir yerimiz olsa da ama ameli salih konusunda doğru iş yapmak, doğru işi doğru biçimde yapmak, işte bilgi üretmek, teknoloji üretmek, evreni tanımak, kendi çözümlerimize bulmak yani halifelik konusunda maalesef İslam alemi çok gerilerde olduğunu ifade etmiş olalım. 1 milyardan fazla İslam aleminin perişan hali ortada. Tabii onu evet. ifade etmiş olalım. Bunun acı verici bir tarafı da şudur. Günümüzde gittikçe ne yapıyor? Ahlaktan birazcık da uzaklaşmaya, çıkarlarımızı ön plana almaya, ben merkezci, bizci değil de ben merkezci bir tavır içerisinde olmaya çalışıyoruz. Hatta narsist bir duruma doğru gidenlerimiz de olmuş oluyor. Yani egosantrik bir davranış içinde olduğumuz görülmüş oluyor. Bunlardan vazgeçmemiz için Kur'an'a müracaat edip kendimizi bir sorgulamamız lazım. Acaba yani nasıl ki bir altın bulduğunuzda kuyumcuya gittiğinizde mihenk taşına vuruyor evet. bu ayar diyorsa Kur'an da bizim mihenk taşımızdır. Davranışlarımızın, hareketlerimizin, düşünce tarzlarımızın doğruluğunu ve kriterini ortaya koyar. Onun için Kur'an bize sorumluluk, 5 tane sorumluluk ilkesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onu ben ifade etmeye çalışayım. 1- helal haram ikileminde evet. helalın tercih edilmesi, temiz pis ikileminde temizin, doğru yanlış ikileminde doğrunun, güzel çirkin ikileminde güzelin, dengeli ve dengesiz ikileminde dengenin. Yani Müslüman hayatını helal, doğru, güzel ve dengeli yaşamak zorundadır. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Süremiz bitti. Onların şerhini isteyecektim ama bu arada sevgili seyirciler İstanbul için imsak vakti oldu. Celal Kırca hocama çok teşekkür ederim efendim. Nefesinizi ağzınıza sağlık. İnşallah başka bir programda tekrar buluşuruz. İnşallah. Allah razı olsun. Dönüşte de yolunuz açık olsun. Selametle gidin inşallah. Yorduk sizi. Arada Celal Kırca hocamız şunu da söyledi. Dedi ki bu dua klipleri çok önemlidir. Lütfen bunlara mümkün olduğunca yer veriniz. Sevgili seyirciler, bu gece sahur vaktinde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sahurunuz, seheriniz bereketli olsun. Bendeniz sürçülisan ettimse affola. Hayırlı sahurlar, hayırlı seherler efendim. Allah'a emanet olunuz. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا